Selamünaleyküm. Sevgili değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine bir test videomuzda sizlerle beraberiz. Bizler sadece yanımıza gelen arkadaşlarımıza daha doğrusu testleri yaparak birebir burada eğitimler vererek cihazları gönül rahatlığıyla almalarını sağlıyoruz. Arkadaşlar, kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın, kendinizi tehlikeye de atmayın. Bizler reklam amaçlı. Sayın Yılmaz abim, nereden geldin abi? İzmir Özdere. İzmir Özdere. İzmir'den buraya kadar geldi. Her gün geliyorlar maşallah. Sefalar getiriyorlar. Misafir berekettir. Onlar geldikçe bizler de mutlu oluyoruz. Niye? Cihazları birebir test yapıp birebir denemelerini yaparak gönül rahatlığıyla alıyorlar. Ve yine bir güzel bir kardeşim. İsmail. Adaşım. Hoş geldin. İsmail'le. Sen nereden geldin kardeşim? Çanakkale'den geliyorum ben. Çanakkale'den geldi. Güzel arkadaşlar yanımıza geliyor. Allah'ım bol bol hem onlara hem bizlere hem de cümle insana bol bol helalinden rızıkları versin. Yine burada sizlerle beraber hem eğitim vereceğiz hem de test yapacağız. Denemeler yaptık. Denemelerini yaptılar. Gördüler. Bir de sizlerin nezdinde burada denemeler yapalım. İsmail, durduruyorsun. Boşluk modunu aldık. Alıyoruz boşluk moduna. Araziye geldiğimizdeki sesi şey yapma. Yere. Ne yapacaktık biz arazide? İlk önce bir gözlem, bir keşif. Keşfi yaptıktan sonra burada gerçek anlamda, manada medeniyetler yaşamış mı? Gel biraz böyle de sesimiz uzakta kalıyor böyle yan durunca. Medeniyet, topluluk burada barınmış mı? İz var mı? Kalıntı var mı? Bunları bir araya topladıktan sonra bize yardımcı olacak bu cihazları devreye sokuyoruz. Fark eden yok. Herhangi bir cihaz. İlla bu olacak diye de bir kaydı yok. Biz hep bunları övüyoruz insanlara. Definecilik aleminde en çok insanların takıntı yaptığı şey nedir? Yılmaz abi. Mineral. Söyle abi, söyle. Mineral. Yaklaş İsmail'cim, yaklaş. En çok define aleminde insanların sıkıntı çektiği mineral olayı. Şimdi Yılmaz abim burada bana sordu, dedi ki minerale gidiyor mu bu? Ben de orada bir toprak 3,5-4 metre derinlikte bir toprak çıktı. Orada mineral var dedi. Alıp onu deneyebilirsin. Definecilik alemindeki en büyük sıkıntı neydi? Bizim mineral olayını nasıl çözeriz? Çünkü şu temas olayı, yani burayı sayma, temas. Ben bunu hep gösteriyorum ama onlara da bir nevi iyilik yapmış oluyorum ha İsmail aslında. Doğru mu? Doğru. Hayrettin. Doğru. En büyük sıkıntı ne demiştik? Mineral. Mineral olayı nasıl aşılır, nasıl çözülür? Frekanslı gerçek anlamda bir kar sisteminde çalışan cihazlarda minerali kesinlikle görmez. Eleme yapar. Şimdi burada arkadaşlarla beraber arazinin şeklini, şemalini çözüp, çıkarıp sonra cihazı devreye sokacağız. Boşluk modunu aldık. Tutuşumuz bu. Yani seviye ne kadar aşağıda olursa cihaz bize o kadar iyi tepki verir. O kadar iyi yardımcı olur. Cihazın verdiği yöne doğru yürüyeceğiz sadece. Başka bir şey yok. Bize bir yerde bir kesme yapacak, bir yön verecek. Oradan güneş vuruyor ama iyi vuruyor ha güneş. Geç şöyle. Tam vurmuyor. Şimdi burada bir adım daha at Yılmaz abi. Tamam, attın, çevirdi. Bak, yapı verdi burada. Döndük. Tekrardan beni çevirdi. Yalçın Bey, sen biraz yavaşla. Ben yavaşlayayım, hadi biraz. Köşelerde bize yön verecek. Kara belayı takip ediyorlar.
Hatırlam sen çok hızlı gidiyorsun. Şimdi dört köşe olarak çizim yaptık. Yaptıktan sonra buranın bir oda olduğunu cihaz bize gösterdi. Ortalama kaça kaç burası sizce böyle baktığımız zaman? 6'ya 5. 6'ya 5. Peki bu odaya bir giriş var mı? Yani bir giriş bir çıkış olması lazım. Odanın içinde mezar var mı? Bunlara bakacağız. Tekrardan biten yerden, yani bittiğimiz biten yerden tekrardan bu çubuğu kaldırdık. Çok küçük adımlarla, ufak adımlarla siz de arkadan devam edin arkadaşlar. Bunlar yavaş ses alsın. Şöyle yaklaş bana. Ben ilk önce yürüme yaparken biraz hızlıydım. Bana giriş verecekti. Ama benim ilk önce yapmam gereken odayı çizmek. Komple kare şeklinde çizmek. Çizdikten sonra tekrardan duvarın üzerinde yürüyüp bir giriş bir çıkış olması lazım. Mantığını düşünerekten tekrardan duvarın üzerinde bir yürüme yapacağız. Yaptıktan sonra burada bir kapak. Kapak büyük. Hemen şu mantığı devreye sokmamız lazım. Şimdi burada bir kapak varsa bu odada da bir merdiven olma ihtimali olabilir mi? Sen de devam et. Çiz çiz abi bitir. Sen çiz orayı bitir. Bitti. Yaklaş. Şimdi dışarıdan tekrardan kapak. Giriş kapalı. Basamak 1. Basamak 2. Basamak 3. Ve beni odanın içine soktu. Odanın içine girdim. Odanın içine girdikten sonra bunda bir tane de çıkış olacak. Şimdi ilk duvarı çizdikten sonra ikinci duvarda bana bir giriş verdi. Bayağı büyük bir kapak verdi. Şimdi mantıksal olarak sağ sol ya da direkt karşıda bir çıkış olması lazım. Doğru mu? Tekrardan zıt, yani karşısındaki duvarın üstüne gelip burada İsmail Güneş buraya geç. Bir daha gösterelim. Evet, bir daha göster. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada da bir çıkış var. Yani farklı bir odaya geçiş yapıyor burada bana. Gel.
Oradaki yeri çizmeye gerek yok. Gelin. Metre almayı da öğret. Onu da göstereceğim. Ne yapacağız? İçindeki boşluğu. Gerçekten bir boşluk var mı? Yoksa gereksiz bir şey mi? Odayı çizdik. Kapağı da çizdik, girişi de çizdik. Hepsini çizdik, doğru mu? Evet. Hey maşallah. Maşallah. Şimdi sen ilk geldiğinle kullanmanla şimdikinin arasında fark var mı? Var. Ne kadar fark var? Çok fark var. Çok fark var. Biraz yani, daha öğrenmen lazım abi be. Amaç burada ne? Güzel kardeş İsmail. Bilgi. Cihaz dönsün. Cihaz zaten bana yön verecek. Ama ben de toprağın altında bir yapının ne olduğunu bilmem lazım. Bilmezsem ne yaparsın bununla arazide? Hiçbir şey yapamam. Gezersin. Yani yürütür seni gider. Ne çiziyor? İşte duvar çizecek, köşe yapacak. Kaçırırsın onları. Senin buradaki bilgilere hakim olman lazım. Bak bu toprağın altında. Kayalık bölge olsa dahi fark etmez. Nere olursa olsun. Yani senin tecrübene kalmış. Şimdi bu abi de. Bu da güzel kullanmaya başladı. Yani ben o yüzden diyorum ki benim yanıma yaklaş ulen. Üçünüzü alıyorum. Abi biraz yaklaşın. O yüzden diyorum ki benim yanıma gelin. Ben sizlere hem araziyi hem bilgileri ne şekilde buralarda insanlar bir şeyler yapmış toprak altında. Şimdi bir odaya girdin. Odaya girdiğinde bu odada bana lazım olan ne? Kapalı kutu. Ben bilmiyorum bu odanın içinde ne var ne yok. Bana cihaz yön veriyor sadece. Ben de koymadım. Koyanı da görmedim. Babam da yapmadı, dedem de yapmadı. Kimsenin babası dedesi yapmadı. Kimsenin malı da değil. İçinde bir mezar var mı? Yaşam olmuş. Adam burayı depo olarak mı kullanmış? Han olarak mı kullanmış? Oda olarak mı kullanmış? Mezar odası olarak mı kullanmış? Bana burada bu lazım. Odayı çizdikten sonra köşelere taş koyarsın ya da bir işte odun parçasıyla, demir parçasıyla, efendim bir çapayla kare olarak yaparsın bunu. Sonra bu odanın içine tekrardan cihazı kaldırırsın. Mezar çizecek ya da küp varsa, sandık varsa, bir şey varsa bunu yapıp verecek bana. Ben yine çizim yapmıştım burada gelen bir abimle beraber. Yine bana burada hep küpler çiziyor. Siz de çizin, kaldırın. Beni alması çok önemli değil İsmail. Bunları alsın. Seni Yılmaz abi dışarı atıyor. Kapağı atıyor seni. Sen biraz içeri gir. Şunu da düşün. Bak mantık olarak hep düşün abi. Belki olur ya sen buradan girebilirsin belki. Kapaktan girmedin. Tepeden girdin. Bu odaya farklı bir odadan bu odaya geçeceksin. Kapının ağzına geneli şunu yaparlar. İçerideki ganimeti alıp gitmesinler diye, tahrip etmesinler diye bu kapağın olduğu yere küp, sandık, küçük hediye koyarlar. Bak bu mantıkları hep düşünün abi. Varsayımlar değil. Mantık olarak düşün, bilim olarak düşün. Çünkü bu insan burada yaşamış. Yaşamışsa bütün malını buraya koymuş. Sen alma. Alacaksan beni ufak tefek şeyi al. Öbür ganimete ulaşma. Abi ufak abi. Olayını düşün. Sen yetinme ama sen devam et. Aldıktan sonra devam et. Şurada düşünün. Şimdi orada büyük bir kapak var. Burada küçük bir kapak var. Geçiş var. O büyük kapağa tuzaklama yapmış olabilirler. Biraz daha böyle al. Ben yandırınca sesim gelmiyor. Hadi hadi. Büyük kapağın olduğu yere tuzak yaparlar. Nasıl bir tuzak yaparlar? Gaz tuzağı, su tuzağı, mızrak tuzağı. Sen o kayaya bastığın anda senin vücut ağırlığın böyle bir taş düşün. Bastığın anda döner böyle. Döndüğün zaman aşağıya. Aşağıda seni böyle mızraklar bekler. Bunlara böyle şapırt diye oturursun. Sonra seni oradan kimse çıkaramaz. İçeri girerken girdin. Gaz. Gaz yapacak, oksit yapacak. En büyük zehir. Hınzır yağ sürerler. Ayetel kürsü okumadan, besmele çekmeden yapacağım bir işlemi. Ama şunu da unutmayalım. Şimdi sen keşif yapmadan, araştırmadan bir cihazla bir yerde neyin olduğunu bilemezsin. Doğru mu? Evet. Aldın o bilgileri oradan. Emin oldun. Net bir şekilde emin oldun. Git başvur. Başvur. Bendeki burada bir kazı yapmak istiyorum. Ben burada bir çalışma yapmak istiyorum. Eğer izin alabilirsen paylaş devletle. Sana belli bir miktarını veriyor.
En mantıklısı ya. En mantıklısı abi. Kafa rahat. Ya şimdi adam gitmiş abicim bak burayı kazmış 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 kazmış. Bırakmış olduğu gibi gitmiş. Niye kazdın kardeşim? Kazı mı yaptın? Ya kapat üstünü. Kapat ki. Hayvan düşmesin. Dürüst olan insanlar senin yüzünden zarar görmesin. Yoksa her eline cihazı alan bir yerde kazıp mal çıkarsa var ya abi. Bak %100 hiçbir cihaz, hiçbir cihaz %100 sana sonuç vermez. %50, %60, %70 cihazlardır. Çünkü aracılık yapıyor bu sana. Geriye kalanları da sen tamamlıyorsun. Bak gene %100 olmuyor. %90, %95 oluyor. Bilgine bağlı, becerine bağlı, nasibine bağlı. Nasipten ötesi yalan. Nasip olmazsa olmaz. Şimdi bunun içinde ne bakacağız dedik biz? Bir mezar. Çizelim bakalım. Belki sıkılıyorsunuz. Belki stres. Yapacak bir şey yok. Beni aramayın sonra bak. İsmail. Buyur abi. Burnundan nefes al. Ben sana o kadar söyleyeyim. Ağzından nefes aldığın için yapıyor herhalde. Burnum tıkalı ya. Açarız. Hanginizi çekeyim? İkinizi de çekeyim. Yavaş yavaş yavaş. Ey yavaş yavaş. Sana ne çiziyor burada abi? Ne veriyor burada? Yani mantık olarak düşündüğünde ne veriyor sana burada? Sen ne çiziyorsun mesela İsmail? Küçük küçükler. Küçük küçükler. Şimdi bunun içinde mezar yok. Mezar olsaydı daha büyük bir. Tabii mezar yok bunun içinde. Ne yapacağız şimdi Yılmaz abi? Bunun içinde mezar yok. Sandık gibi bir şey var. Tamam. Böyle. Bak şimdi abicim geleceğiz buraya. Gel şimdi bu tarafa. Boşlukları kapat. Boşluğu kapat tamamen. Karşılıklı abi. Karşılıklı. İkimiz karşılıklı geçin böyle birbirimizi. Ben de burada duruyorum. Şimdi ortalama 1-1,5 metre dışarı attık. Olabilir bak yan tarafında da bir oda varsa seni oraya atmasın. Onu düşün. Onu kullan. Açtık mı abi şimdi altın moduna? Açtık. Blank. Bende de var. Bunlar dönüp bana gelirse diyecekler ki senin üstünde de altın yok muydu? Gel buraya lan. Hayretle seni boğarım. Abi desem olur abi. Bunları uğur meleği lan. Altını açtık. Boşluklar kapalı. Kaldırdık. Bozmayın. Bozmayın. Kapattık altını. Aldık gümüşe. Adas sıfırla. Sıfırlama yap sen. Yok yere indir yere. Hem buradaki algılamaya bakıyoruz, hem de tepkilere bakıyoruz. Aldık bronza. Sen niye yamukluyorsun? Mızırtılık yapma. O cihaz o tarafa dönsün diye zorlama. Bende bronz var, bana geliyor. Allah'ın adamı. Cihaz buradan bana atıyor, sen zorluyorsun o tarafa. Zorluyorsun gene gitmiyor. Bende bronz var. Hep yapıyorum bunu değil mi? O da yamultuyor, yamultuyor o tarafa gitmeye çalışıyor. Aynen, zorluyor o tarafa gitsin diye. Ben mahsustan vermedim bronzu. Aha. Zorluyun o tarafa gitsin diye. Cihaz bana atıyor. Zorluyun o tarafa gitsin diye. Hadi burada duralım. Diyecekler ki bronz sende, ben sana geldi. Tamam. Şimdi içine döndüreceğiz abi. Altın modunu al, altını bırak.
bronzdan uzaklaştır altına. Çıkın abi biraz daha geriye. Tamam, altın moduna kaldırın. Döndük. Döndük, böyle bekledik bak. Bunu yapacak. Sonra ufak bir adım. Burada 3-4 tane küp var bakalım. Sonra bir daha. Cihaz böyle hızlansın. Algılasın. Benim bilek burada, kol sabit kaldı böyle kemik gibi. Bak kolunu uzat abi, seninki yakaladı. Kara böyle ağrıyor öyle. Karabela da orada yakaladı. Kaldır, elini kaldır, kolunu kaldır böyle. İleri uzat biraz, vücuduna çarpmasın. Kapak resmi verelim şöyle. Kapak resmi. Arkadaki arkadaşlar gözüküyor. Gözüksün be, ne olacak be ya? Uzaktan anlayamazlar kim onu. Şöyle ben yapayım da mi? Tam buradan gözükmüyor. İsmail. Heh, şöyle böyle kapak fotoğraf. Hadi. O. Yine seninki ne yazmış biliyor musun? Fırfır'ın kanalına. Ne yazmış? Okumadın mı? Çapulcu gene ne yazmış, okumadın mı? Yo. Oğlum nasıl okumazsın? Neyse okuturum. O günkü yazdı da bir daha mı yazmış? Bir daha yazmış, bir daha yazmış. Ruh hastası ya. Şizofren ya. Evet. Gönül rahatlığıyla gelin arkadaşlar. Hiç. Abi dönün. Gönlünüzün yanına yaklaş. Bir senelik takipten sonra karar verdim. Geldim bugün bütün eğitimine, her şeyin çayını kahvesini içtik. Yemeğini yedik. Misafir etti, ağırladı. Her şey için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Geldiğin için asıl yani ben teşekkür ederim. Gönül rahatlığıyla geldik. Burada testimizi yaptık. Kanaat getirdik. Yalçın Bey'e, siz arkadaşlara emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her şey nasip arkadaşlar, unutmayın. Aracı. Kesinlikle. Yalçın Bey'e her şey için teşekkür ederiz. Ne demek? Ne arkadaşlara demek? Da çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırladınız. Geldiniz. Gerekli eğitimleri verdiniz. Geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kafanızdaki soru işaretleri ben bir nebze olsun giderdim. Arazinin, tepkisinin, yapısının ilk geldiğinle kullandığınla arasındaki fark dağlar dağlar. Sen de keza öyle abi. Hiçbir şekilde cihaz alıp ben cihazlarla çıkıp arazilerde altın bulurum, define bulurum, gömü bulurum, şunu bulurum, çok zengin olurum. Öyle bir şey yok. Nasip olmazsa olmayacak. Nasip olmazsa olmaz. Nasip olacak. Olacak ki Allah size onu nasip etmişse arayın sadece. Nasibinizin peşinde koşun. Evet arkadaşlar. Bizim sulagan bu abi. Kafanıza takılan bir şey var mı abi? Yani. Bütün soru işaretleri hiçbir soru canlı canlı kalmadı. Allah'ın izniyle. Bundan sonrası artık bizi izleyip bizim yanımıza gelecek olan arkadaşlardan. Arazi bizim arazi. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. İsteyen istediği gibi gelip eğitimini alabilir. Ben insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Elimden geldiği kadar. Bildiğim bilgileri de paylaşmaya çalışıyorum. Yeni doğmuş bir çocuk. Zaman geçtikçe, seneler ilerledikçe büyüyor. Emeklemeyi, yürümeyi öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Öğreten birisi var. Anne ve baba. Bizler de... Bizim yanımıza gelen güzel kardeşlerimiz, güzel abilerimiz, dostlarımız. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de şu karamsarlıktan artık çıkın. Atın üzerinizdeki şu sefaletliği. İnsanlara, kandıran insanlara, dolandırıcılara inanmaktan vazgeçin. Geçin bak, her gün yanımıza gelen insanlar var, gelen vatandaşlar, arkadaşlarımız var. Yani Çanakkale'den, İzmir'den, Kayseri'den. Gelin ya, zor bir şey değil. Ben cihazı gönderiyorum. Adam beni sürekli arıyor. Şöyle böyle. Şimdi ben bu arkadaşlara cihazı gönderseydim ne olacaktı? Soru işaretleri olur. Sürekli telefon trafiği. Böyle mi? Şöyle mi? Hele ki bu arkadaş, yani ilk ben şurada dedim ki bir vereyim bakayım elini, ne yapabilecek? Çünkü şöyle baktığın zaman bir insan hiç defineci bir tipi yok. Doğru mu? Hiç defineci bir tipi yok dersin. Ha, aynen, biraz böyle işte mühendis tarzı. Mahsustan orada bilerek eline verdim cihazı ki bakalım ne yapabilir diye. İsmail biraz tur at, elini koydu. Rüzgar gitti. Baktım ki abi hiçbir şekilde
Yani bu iş öyle elime cihazı alayım da gidip de kullanayım, bir şeyler bulurum mantığı değil. Kesinlikle değil. Antrenman. Yoksa herkes o zaman bulsun. Ya yani ben vereyim orada çocuğun eline cihazı, gitsin. Döndü desin, kalsın orayı. Yok öyle bir şey. Evet. Buradaki yayınları da bitirdik. Yine güzel böyle gelen abilerle, dostlarla yine videolar çekmeye devam inşallah. Arazileri anlatmaya, bilgileri anlatmaya, cihazları tanıtmaya devam. Gelin arkadaşlar, gönül rahatlığıyla gelin. Alın, kafanızda soru işareti olmasın. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.